Propolis baştan sona sağlığı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler, yepyeni sağlık haberleriyle bugün de yine karşınızdayız. O haberimizde size diz ağrılarından bahsedeceğiz. Türkiye'de ileri yaşta özellikle her dört kişiden birinde görülebiliyor ve bunun sebebi de kireçlenme oluyor. Üstelik kadınlarda daha çok görülüyor. Kadınlarda tabii daha sık, erkeklere göre iki kat daha sık olduğunu biliyoruz. Bunun tabii çeşitli nedenleri var işte hormonal nedenleri olduğu düşünülüyor. Menopoz sonrasında bu östrojen dengesinin bozulması tabii kıkırdak kaybını hızlandırıyor. Diz kireçlenmesiyle eklemin yapısı bozuluyor. Eklem içinde normalde tip 2 dediğimiz bir kollajen var. Bunun tip 1'e dönüşmesi normalde ciltte olan yerine geçmeye başlıyor. İşte orada kemik dokuda çeşitli işte çıkıntılar oluşmaya başlıyor. Kayıplar, kıkırdak kayıpları. Ve en sonunda da artık tam eklem füzyon dediğimiz eklemin tam olarak kapanması durumu da oluşabiliyor. Yapısı bozulan eklemin hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Hastalarımız uzak şöyle tarif eder o ağrıyı. İlk harekette zorlandıklarını söylerler. Yani eklemin ilk hareketinde bir e, takılma hissi, kilitlenme hissi olduğunu söylerler. Hatta şey derler yani yataktan kalkarken çok zorlanıyorum. E, o hareketten sonra biraz rahatlıyorum. Hani 1-2 dakika sonra veya 5-10 dakika sonra rahatladığını söyler. Zaman zaman basınç arttıkça işte özellikle merdiven çıkma gibi işte veya yokuş inip çıkma gibi aktivitelerde daha fazla güç oluştuğu için diz ekleminde ağrı da burada artar. Gün içinde işte kilitlenme olabilir. Tabii birçok aktivitesinde sınırlar hastalığı yani sportif aktiviteleri artık yapamaz hale gelir. Hani işte koşu gibi mesela bir aktivitede çok zorlanır hastamız. Kireçlenmeye yol açan faktörlerden biri hareketsizlik. Hareket ettikçe aslında kas dokumuz ve kıkırdak dokumuz orada kendisini yeniliyor. Yenilenme. Çünkü o hücrelerde hala bizim kök hücre dediğimiz hücreler var o bölgede. Kendini yenileme potansiyeline sahip aslında baktığınız zaman ama e, hareket etmediğimiz zaman e, ne yazık ki o dokuda iltihaplı hücreler daha fazla oluşuyor ve e, kıkırdak kaybının daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii ki doğru beslenmenin ve spor yapmanın da sağlıklı yaş alabilmek için çok büyük önemi var. Kilo önemli bir faktör. Beslenmemize genel olarak işte Akdeniz tipi diyetle e, dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle işte Akdeniz tipi diyette neler var? İşte yeşil sebzeler, yani daha çok renkli sebzeler diyeyim. Kırmızı e, renkli sebzeler de var burada. Onun dışında işte balık ağırlıklı bir beslenme, kırmızı eti mümkün olduğu kadar az tüketme. Fazla kilolar kireçlenmeye sebep olabiliyor ama kolajen eksikliği de kireçlenmenin bir sebebi sevgili izleyiciler. İşte doğru kolajen takviyesiyle kireçlenmenin önüne geçilebiliyor. Kolajenler de çok ön plana çıkıyor. Kolajen destekleri. Bunların ilaç olarak, patentli ürünler olarak kullanılması daha doğru. Doktor kontrolü. Doktor kontrolünde tabii bu tür ürünlerin özellikle biyo-optimize şekilde yani iyi bir şekilde üretiminde daha etkili olduklarını görüyoruz. Hastanın durumuna göre diz kireçlenmesi tedavi ediliyor. Bizim için muayene esas. O muayenede işte eklemi muayene ederken eklemden ses gelmesi, krepitasyon diyoruz buna bastırdığımız zaman işte özellikle orada sıvı, almamız, sıvı olduğunu hissetmemiz. Tabii diğer dokulara da bakıyoruz. Menisküslerde bir problem var mı? Ön çaprazda, yan bağlarda problemler de olabiliyor. Eklem hareketinin kısıtlandığını görüyoruz. Yani bu hastalarımız genellikle tam eklem hareketini yapamıyorlar. Yani eklemi düz hale getiremiyorlar. İşte 10-20 derecelerde kısıtlıklar olabiliyor. Bu da aslında hastalığın biraz ilerlediğini gösteriyor bize. Basamak tedavisi var. Fizik tedavi çok önemli. Fizik tedavide işte lazer, manyetik alan onun dışında ultrason, tens gibi tedavilerin etkinliği zaten kanıtlanmış durumda. Bu tedavilerle önce eklemi biraz rahatlatıyoruz, ağrısını azaltıyoruz, kas güçlendirme programına alıyoruz hastamızı. Propresepsiyon dediğimiz uzaysal olarak kasın nerede olduğunu hissetmesi de çok önemli. Bu egzersizleri de yaptırıyoruz. Daha sonra eğer hala ağrılar geçmediyse diğer basamak tedaviler, işte enjeksiyon tedavileri olabilir. Burada eklem içine işte kortizon, e, PRP, hiyonik asit e, gibi e, hatta kök hücreye kadar e, enjeksiyonlar yapılabiliyor. Bunlardan da fayda olmazsa artık son basamak zaten cerrahi basamak oluyor, protez cerrahisi. E, Aslında ağrıları e, ve kilitlenmesi hala geçmediyse ve yaşam kalitesi düzelmediyse o zaman hastamızı cerrahiye yönlendiriyoruz. Kireçlenme sorunu kalçada da görülebiliyor. Kalçada da kireçlenme oluyor. Kalça kireçlenmesinde hasta özellikle böyle C şeklinde bir ağrı hissederler. Yine merdiven çıkmada zorlanırlar, bacak bacak üstüne atmakta özellikle zorlandıklarını ifade ederler. Bir tutukluk hissi olur yine ilk kalktıkları zaman kalça Osteoartrit tabii biraz bel hastalıklarıyla karışır. Onu iyi analiz etmek lazım. Çünkü bazen her ikisi de birlikte olabiliyor. Yani bir hastamızda hem kalçada osteoartrit kireçlenme hem de belde fıtık olabilir veya belde kanal darlığı olabilir. O çok iyi muayene etmemiz gerekiyor. Yine kalçanın işte içeri ve dışarı olan yön, yöndeki hareketlerine bakıyoruz. Yine eklemde bir krepitasyon var mı? Bir ses alıyor muyuz? Buna bakıyoruz. Tabii grafi ve MR'lar da bize burada çok yardımcı oluyor. Diz ve kalça kireçlenmelerinin olmaması için doktor önerileri dikkate alınmalı. Bir kere tabii sağlıklı beslenme, inflamasyonu hayatımızda azaltmak, iltihabı azaltmak, uyku kalitesine önem vermek, uyku da çok önemli. Diyurnal ritmi yakalamamız gerekiyor. Sağlıklı beslenmede biraz önce de söylediğimiz gibi Akdeniz tipi diyet en çok kanıtlanmış olan eee inflamasyonu baskıladığı sebze ağırlıklı olan diyetimiz ve balık ağırlıklı olan diyetimiz, Şimdi kanıtlanmış olan destek ürünleri doktor kontrolünde bunlar kullanılabilir. Egzersiz çok önemli ve hareketli olmak, işte günlük fiziksel aktivitemizi yapmak, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği haftada 150 dakikalık fiziksel aktiviteyi orta düzeydeki fiziksel aktivitemizi de yapmamız gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Biopropolis baştan sona sağlığı sundu.